Değerli arkadaşlarım, merhabalar, iyi sabahlar diliyorum herkese. Sevgili dostlar, zannediyorum bugünkü endeks analizim biraz zor olacak. Zira dünya piyasalarında endeksler bazında karmaşık bir görüntü oluşmaya başladı. Malumunuz Fed'in vermiş olduğu bir karar ve 0,25 oranındaki faiz indirim kararına rağmen küresel piyasalarda endeksler bu kararın ardından gelen açıklamalarda önemli bir kafa karışıklığı yaşamakta. Bu kafa karışıklığını en bariz şekilde Dow Jones endeksinde ve S&P'de görmekteyiz. Önemli seviyelerin aşağısına gelindi. 3000 seviyesinin üzerine çıkan S&P şu anda 2900'ler seviyesine yaklaştı. Bu karar ardından ilk olarak dolar endeksinde yukarı yönlü bir tepki görmüş olsak da dolar endeksinin de şu an itibariyle 98 seviyelerine doğru yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Yani genel anlamda küresel piyasalarda dolar değer kaybederken doların değer kaybı mukabilinde endekslerin özellikle gelişmekte olan piyasaların ait olan endekslerin ABD'den çıkacak olan paranın bir şekilde kendilerine geleceği yönündeki beklentileri de bir nevi biraz sekteye uğramış gibi. Tabii ki şu an için bu tür konuşmaları yapmak erkendir. Zira Fed her ne kadar bu faiz indirimi yeni bir faiz indirim döngüsünün başlangıcı anlamına gelmemeli ifadesini kullanmış olsa da hatta gerekirse faiz artışlarını tekrardan gündeme alabilirim şeklinde şahin bir ifadede bulunmuş olsa da yine de genel olarak küresel piyasalarda merkez bankalarının bir faiz indirim süreci yaşamakta olduğunu görüyoruz. Fed'in en önemli açıklaması bana göre parasal sıkılaştırma politikasına son verme tarihini 1 Eylül tarihinden 1 Ağustos'a geri çekmesi. Bütün bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimiz zaman sevgili arkadaşlar zannediyorum ki önümüzdeki birkaç gün sonra özellikle dolar endeksindeki değer kaybının biraz daha devam etmek suretiyle emtialara, hisse senetlerine yönelik ilginin biraz daha ön plana çıkabileceği kanaatindeyim. Bugünkü analizimi biraz geç saatlere bırakmamın sebebi özellikle Fed sonrasındaki piyasalardaki özellikle endeksler bazındaki karmaşık görüntünün biraz daha fotoğrafını çekebilmekti. Zira saat 3-3.30 gibi gece yarısından sonra Asya piyasaları açılıyor ve bu piyasaları biraz gördükten sonra bir analiz aktarmayı daha doğru buldum. Zira Japonya Nikkei endeksi şu an itibariyle %2 civarında negatif durumda. Bu durum önemli bir tablo arkadaşlar. Japonya endeksi Asya endekslerini, Asya borsalarını yakından etkileyebilen bir tablo. Bizler de doğal olarak Asya endekslerinden etkilenebilmekteyiz. Tabii ki Japon endeksinde şu an itibariyle %2 civarında negatif bir görünümün olması, Dow Jones'un ve S&P'nin olumsuz bir kapanış yapması, korku endeksi olarak adlandırdığımız VIX'in şu an itibariyle 20 kritik seviyesine doğru bir yaklaşım içerisinde olması, bu endeksler adına olumsuz bir tabloyu gündeme getirmekle birlikte Japonya demiş iken Japon endeksindeki geri çekilme biraz da dolar bazında Japon yeninin değer kazanıyor olmasıyla alakalı. Zira dolar endeksindeki geri çekilme hem Japon yenini güvenli bir liman haline getirip de buraya paranın yönelmesi olgusunu yaratmakta ve bir diğer yandan da altın fiyatlarında bir hareketliliğe sebebiyet vermekte. Dün itibariyle 1400 dolarlara kadar gerilemiş olan ons altın şu anda 1450 dolara yaklaşım göstermekte. Bu paralelde gram altında 260 dolar üzerine çıkabilmek için gayret gösteriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, bütün bu faktörlerin içerisinde bizim endeksin ne ahvalde olduğuna bakalım ve buradan bir takım ipuçları yaratmaya çalışalım. Öncelikle değerli dostlar, yabancı takas oranımızda 0,09'luk bir azalım söz konusu olmuş. Son 3 gündür bu azalım devam ediyor. Ancak azalım oranları 0,8, 0,7 gibi düşük seviyelerde olmakla birlikte yine de son 3 gündür bir azalım var ve %65-50 seviyesinin üzerine çıkılamadı. Her ne olursa olsun %65 üzerindeki görünüm devam ediyor ve haftalık bazda yabancı takas oranına baktığımız zaman ise hafta bazında şu an itibariyle 0,55'lik bir artış oranı gündemde. O halde yabancı takası itibariyle çok büyük bir sat sinyali gelmiş durumda değil veya çok büyük bir sorun henüz oluşmuş durumda değil.
Bu nedenle endeksin birazdan kritik seviyelerini arz edeceğim sizlere. Bu seviyeler öncesinde yabancılarda çok bariz bir satış furyasının olduğunu söyleyemiyoruz. Bir diğer yandan konuya bakalım isterseniz arkadaşlar. Biliyorsunuz vadeli opsiyon borsası dediğimiz BIOP piyasaları piyasanın yönü hakkında bizlere fikir verebilmekte ve önemli kurumların almış oldukları pozisyonlar ve genel anlamda tüm kurumlar bazında baktığımız zaman da piyasanın yönü hakkında biz bilgi sahibi olabiliyoruz. Arkadaşlar hafta bazında konuya baktığımız zaman 29.07 ile 01.08 tarihleri arasına baktığımız zaman TEB yatırımın 29.580 civarında long pozisyon kapattığını görüyoruz. Zira TEB yatırım 150 bin kontrata yakın elinde long pozisyonu bulunuyordu ve son dönemlerde elindeki pozisyonları azaltmaya çalışıyor. Niçin azaltmaya çalışıyor değerli dostlar? Şu tablondan da görebileceğiniz gibi TEB yatırımın ortalama 120 bin civarlarındaki bir maliyetiyle long pozisyonu bulunuyor ve şu anda satış yapmış olduğu pozisyona baktığımız zaman 130.500 civarlarındaki bir ortalama ile satış yapmakta. Oldukça karlı diyebileceğimiz 10.000 puan civarındaki bir kar ile elindeki pozisyonu azaltıyor. Ama diğer yandan Credit Suisse'a baktığımız zaman ise 13.000-14.000 kontrat civarında alım yaptığını, iş yatırımın yine alımlarını artırdığını, Merrill Lynch'in short pozisyonlarını kapatmak suretiyle alım yapmaya çalıştığını görüyoruz. Credit Suisse'in önemi neydi arkadaşlar bizim için? Credit Suisse endeks adına long pozisyon taşıyan en önemli kurumlardan birisiydi. Daha önce TEB yatırımın ardından geliyordu ama şu anda TEB yatırımın önüne geçmiş durumda ve ortalama 125 bin maliyet ile long pozisyon taşıyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, TEB yatırımın elindeki miktarların bir kısmını azaltıyor olmasını makul karşılamak lazım. Ama bunun karşılığında Credit Suisse gibi en yüksek bir diğer yabancı kurum özelliğindeki kurumun pozisyonlarını artırıyor olmasını manidar görmek gerekiyor. Bu birinci faktör. İkinci bir faktör ise Ağustos vadeli kontratlar itibariyle alıcılar ve de satıcıların genel anlamda hangisinin üstün olduğuna bakacak olur isek 222.500 kontrat civarında long pozisyon varken 175.500 kontrat civarında short pozisyon taşıyan kurum görmekteyiz. İlk 5 kurum bazında. Özetle 47 bin lot civarında 50 bin lota yakın bir seviyede alıcıların yani piyasanın daha da ileri gidebileceğine yönelik beklenti içerisinde olan kurumların var olduğunu görmekteyiz. Bu açıdan objektif bir bakış açısıyla değerli dostlar piyasanın daha da yukarı gidebileceğine inanan kurumların ellerindeki pozisyonların daha da fazla olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sevgili dostlar bu hususu da bir anekdot olarak bir done olarak elde tutmakta yarar bulunuyor. Çünkü BIOP piyasanın yönü bakımından son derece önem taşımakta. Yabancı takasında önemli bir bozulma görmüyoruz. Eğer ki yarın daha doğrusu bugün diyelim artık bugüne yönelik işlemler bazında da önemli bir yabancı takasında azalım görmüyor isek bu durumda bugün itibariyle gerçekleşmiş olan işlemleri şöyle yorumlamak gerekiyor. Arkadaşlar tacirlerin 105 milyon civarında bir alım gerçekleştirdiğini, Tera Yatırım'ın 31, Global'in 23 milyon civarında bir alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buna mukabil 79 milyon civarında Ak Yatırım'ın satışı var, 66 milyon TL civarında ise Metro Yatırım'ın satışı var. Metro bugün halka arz olan bir hisse senedinde önemli satışlar yaptı. Dolayısıyla bu rakamı çok fazla önemsememek gerekiyor. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Merrill Lynch ve de Citi gibi yabancı eğilimli olan kurumlar kalıyor ki bunların da satış miktarları çok da büyük rakamlar değil. Peki diğer kurumlar bazında 55 milyon civarında bir satış var ama diğer kurumların alımı bazında baktığımız zaman konuya 102 milyon üzerinde bir alım görmekteyiz. Dolayısıyla aşağı seviyelerden daha düşük seviyelerden destek noktalarına yönelik 101 bin seviyesine doğru yaşanan geri çekilmelerde alım ilgisinin ön plana çıktığını söyleyebiliyoruz. Genel olarak ilk 5 kurum bazında ise 46-47 milyon TL civarında satıcıların bir üstünlüğü olduğunu görebiliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar tablo bu. Yani endeksin çok ciddi bir şekilde bir satışa, çok ciddi bir para çıkışına maruz kaldığını söyleyebilmemiz için henüz erken görünmekte. Yani evet küresel piyasalar adına, endeksler adına şu an itibariyle algı pek hoş görünmüyor ama
borsa BIST 100 endeksinin şu an itibariyle halen güçlü kalma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Peki arkadaşlar, bu güçlü kalma çabası nerede son bulabilir? İşte burada da teknik kriterler gündeme gelecek. Görmekte olduğunuz grafiğim arkadaşlar aylık grafiktir. Aylık grafiği niçin şu anda sizlere ön plana çıkardım? Çünkü Ağustos ayına girdik ve Ağustos ayına girmiş olmamız nedeniyle bu ay için ay bazında, ay boyunca değerlendirmemiz gereken pivot seviyelerimiz değişti. Pivot seviyemiz arkadaşlar Ağustos ayı için 101.147 seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalabildiğimiz müddetçe veya geri çekilmelerde bu seviyeden destek bulabildiğimiz müddetçe aynen dün olduğu gibi. Hatırlayınız, dün 101.090 seviyelerine doğru bir geri çekilme, 101.100'e kadar bir geri çekilme oldu diyelim ve kapanışımız 101.900 ile gerçekleşti. Dolayısıyla şu an için en önemli kritik destek noktamız 101.150 seviyesi olarak görülüyor. Bunu bir köşeye not etmekte yarar bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalabildiğimiz müddetçe, bu seviye aşağısında kapanış olmadığı müddetçe 106.000 seviyesi endeksin hedefi konumunda olacaktır. Tabii ki bir diğer koşulda yabancı takasının %64-50 gibi bir noktaya gerilememiş olması, %65 aşağısına minik sarkmalar yaşasa bile bir sonraki gün yeniden %65 üzerine çıkabiliyor olması, yani %65 bölgesinde geziniyor olması. Rakamsal bazda ise 101.150 seviyesini önemsiyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması 106.000 seviyesini, 106.000 direncinin aşılması durumunda ise 109.000 ve 2 sent olarak yorumladığımız bu seviyeye kadar bir ilerleme, yükseliş potansiyeli endeksin henüz mevcuttur şeklindeki yorumlarım sonucunda ortaya çıkan 110.000-114.000 aralığı ki şu an 114.000 seviyesini 113.900 olarak aylık pivot seviyemiz tanımlamış durumda, bu ihtimal teknik manada devam edecektir. Ancak bu teknik manada devam edebilmesi hususu için en önemli kriterimiz arkadaşlar 101.150 seviyesinin aşağısında iki tane üst üste kapanış görmememiz. Bu kritik seviyenin çok önemli olduğunu bir kere daha hatırlatıyorum. Ve arkadaşlar buradan dönüş yapmak suretiyle günlük bazdaki grafiklerimize geliyorum. Ve günlük grafiklerimizde 100.600 seviyesini kalın bir kırmızı çizgiyle tanımlıyorum. 101.500 seviyesi önemli bir destek konumunda idi. 101.500, 101.700 bölgesi önemli bir destek özelliğini taşıyordu. Ve dün geceki analizimde aktarmış olduğum gibi 101.000 seviyesine yaklaşım ve hatta 100.600 desteğine doğru bir yaklaşım olabilir ama 100.600'ün aşağısına hiçbir şekilde gelinmemeli ve bu seviye yakınlarından genel anlamda da 100.600 ila 101.000 aralığından bir tepki bulabilmeliyiz. Aksi durum endeksin güç kaybını ve satışların hızlanması eğilimini artırabilecek olan tehlikeli bir faktördür ve 100.600 seviyesi stop loss sebebi olarak da görülmesi gerekecek bir noktadır ifadesini kullanmıştım. Özetle sevgili dostlar, 101.000 sınırına kadar geldik ama 101.000 aşağısına gelmedik. Buradaki kırmızı hattımız yani 100.600 desteğimiz halen önem taşıyor. Değerli dostlar, bugün itibariyle Asya piyasalarındaki özellikle Japonya'da an itibariyle mevcut olan %2 civarındaki geri çekilme ağırlıklı olarak Japon yeninin değer kazanımı ile alakalı bir durum. Ama ilerleyen saatlerde yani endeksin açılacağı saatlere yakın anlarda Asya borsalarının geneline sirayet etmiş ve hatta Avrupa endekslerine de sirayet etmiş olan bir değer kaybı söz konusu ise endeksin 100.600 sınırına geri çekilme riski son derece ön plana çıkmıştır ve endeksin güne olumsuz bir başlangıç yapma olasılığı ön plandadır diyebileceğiz. Ama seansın açılmasına yaklaşan anlar itibariyle Japon endeksinde bir değer kaybının azaldığına tanık olabiliyor isek ve Asya endekslerinde de çok önemli bir kayıp furyasının mevcut olmadığını gözlemleyebiliyor isek bu durumda yine 101.000 seviyesine doğru bir geri çekilme ve 101.000 aşağısını belki 50-100 puanlık bir düşüşle test etme ama 100.600 seviyesi net bir şekilde korunmak suretiyle dün olduğu gibi yine yukarı yönlü bir eğilim içerisinde olabiliriz. Bu haftanın kapanışı çok önemli olacaktır değerli arkadaşlar. Bu haftanın kapanışı 101.700-101.800 bölgesinin aşağısında olmaması durumunda
En kötü ihtimalle 101.500 üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi, haftalık kapanışın bu şekilde gerçekleşmesi önümüzdeki hafta için FED sonrasındaki taşların biraz daha yerine oturması, dolar endeksindeki geri çekilmenin devamı ama bunun paralelinde diğer küresel endekslere ve gelişmekte olan ülkelere biraz daha para yayılımının artması şeklinde bir algının, yani endeksler için pozitif bir algının ön plana çıkabileceğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla sevgili dostlar, endeksin bu görüntüsünün ardından bir de haftalık bazda 102.500 seviyesinin çok önemli olduğunu sürekli olarak vurguluyordum. Şu an itibariyle 102.500 seviyesinin aşağısında bir kapanış oldu. Endeks şayet 102.500 seviyesinin üzerine yönelebilir ve bu seviyeyi destek konumuna getirebilir ise bu durumda endeksin 103.500 direncini de aşmak hususunda bir istek içerisinde olduğunu düşünebileceğiz. Şu an itibariyle endeksin yukarı yönlü bir atak başlattığını ve güç kazanmak suretiyle veya son günlerde yaşadığı geri çekilmeleri artık veyahut da bir dengelenme sürecini, kar satışlarını artık sonlandırmış olduğu şeklinde bir düşünce içerisinde olabilmemiz için 102.500 seviyesinin üzerine çıkılmalı ve bu seviye üzerinde destek oluşturabilmemiz gerekiyor. Bir başka husus itibariyle arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz grafiğin itibariyle endeksin ilk 5 kurum bazında para giriş ve çıkışlarını göstermekte bu aşağıda gördüğünüz yeşil eğriler. Son gün itibariyle ilk 5 kurum bazında 50 milyon civarında bir para çıkışı olmuş ama önceki günlerde çok bariz bir para çıkışı mevcut değil. Biraz daha önceki günlere baktığımız zaman önemli para girişlerinin olduğunu görüyoruz. 120 milyon gibi, 150 milyon gibi. Özetle endeksten para kaçışı anlamında da çok bariz bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Ancak orta vadeli bir gösterge olan nakli göstergesinin bir önceki gün itibariyle sat sinyali verdiğini görebiliyoruz. Ancak sat sinyali verdiği bölgeyi dikkate aldığımız zaman şu bölgede de bir sat sinyali oluşturmuş ama bir iki gün sonra yeniden al konumuna geçebilmiş. O halde bu sat sinyalinin de çok güçlü bir sat sinyali olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Zira anlık bir şekilde endekse bakmak ötesinde genel bir bakış açısıyla MACD göstergesinin haftalık bazda artı konumda olduğunu veya olumlu bir bölgeye doğru net bir şekilde yönelim içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Endeksin aynı zamanda bir başka indikatör bazında da değerlendirelim isterseniz arkadaşlar. Bu ise Matrix programını kullanmakta olan arkadaşlarım için de bir bilgi olması bakımından Matrix programı arkadaşlar yeni bir indikatör ekledi. OTT olarak tanımlanmış durumda bir indikatör ve trend tespiti anlamında bizlere bir ipucu olabilecek, yol gösterecek olan bir indikatördür. Dolayısıyla bu indikatörüm arkadaşlar şu anda mor çizgiler ile tanımlandı. Bu indikatörü bir stop loss noktası olarak görebilirsiniz. Aynı zamanda bir destek noktası olarak da görebilirsiniz. Bu durum sizin tamamıyla vade anlayışınızla alakalı bir durumdur. Gördüğünüz gibi şu bölgede mor çizginin üzerine, yani bu OTT dediğimiz göstergenin üzerine çıkılmasıyla endekste net bir yukarı eğilim başlamış. Bu çizginin aşağısına gelinmesiyle tablonun bozulduğu, bir şekilde geri çekilme ihtimalinin ön plana çıktığı ifade edilmiş ve şurada ise tekrardan bu çizginin üzerine çıkılmakta yukarı eğim başlamış. Son duruma baktığımız zaman ise değerli dostlar, OTT denilen göstergenin değeri 101.808 değeridir ve bu seviyenin aşağısına dün itibariyle gelindi ama kapanış 101.900 olarak gerçekleşti. O halde bu göstergenin 101.808 şeklindeki değerini de bir manada bu seviyenin üzerinde kalındıkça endeksin yukarı yönünün devam edebileceği şeklinde değerlendirebilir ve yine bu göstergeyi 120 dakikalık periyotlar bazında da yorumlayabilirsiniz. 120 dakika itibariyle bu göstergenin aşağısına gelindiği anda endekste olumsuz bir tablonun olduğunu, şurada olduğu gibi bu seviyenin üzerine çıkıldığı anda ise endekste güçlenen bir eğilim olduğunu yorumlayabilirsiniz. Bu gösterge henüz çok yeni bir gösterge. Bu sebepten dolayı çok fazla test yapma imkanım olmadı ama yeni bir gösterge olması sıfatıyla biraz inceledim ve olumlu ve güzel sinyaller üretebildiği sonucuna vakıf oldum değerli dostlar. Arkadaşlar bir de endeksteki para giriş ve çıkış tablosuna bakalım isterseniz. Son
İşlem günü itibariyle en çok hangi hisselerde para giriş ve çıkışı yaşanmış ona bakalım. Soda'da 7,8 milyon, Aselsan, Tüpraş, İpek, Pegasus gibi hisselerde para girişlerinin olduğunu görmekteyiz. Burayı çok hızlı geçiyorum arkadaşlar. Ekranlarınızı dondurmak suretiyle ayrıntıyı görebilirseniz. Para çıkışı bazında ise değerli dostlar, Halk Bankası'nda önemli diyebileceğimiz bir para çıkışı var. Vakıflar Bankası'nda yine para çıkışı mevcut. Türk Hava Yolları'nda para çıkış eğilimi devam ediyor ve değer kaybı devam ediyor. Yapı Kredi, Ereğli, Kardemir, Tofaş gibi hisselerde ise para çıkışları gözlenmiş. Ama ilk 3 hissenin dışındaki hisselerde çok da büyük oranlarda para çıkışı vardır diyemeyiz. Ama yine de bu para çıkışı azdır veya çoktur ifadesini bir gün önce, 2 gün önce gibi son günlerde istikrarlı bir şekilde para çıkışı varsa, örneğin Yapı Kredi Bankası'nda olduğu gibi neredeyse son 4 gündür para çıkışı devam ediyor. Son 4 gündür para çıkışı yaşayan bir hisse için de elbette ki biraz daha temkinli davranmak gerekebilecektir. Evet sevgili arkadaşlar, son olarak bir kere daha ifade ediyorum ki bugün itibariyle, haftanın son günü itibariyle endeksin 101.500 üzerinde ve özellikle de 101.800 üzerinde kapanış yapabilmesi son derece önemli olacaktır. Bu tarz bir kapanışa tanık olabilir isek önümüzdeki hafta FED sonucunun biraz daha küresel piyasalarda ve gelişmekte olan piyasa endekslerinin lehine hareket etmek ve dolar endeksinin gerilemesi yönündeki bir tablonun vakıf olabileceği düşüncesiyle önümüzdeki hafta biraz daha olumlu endeks koşullarıyla karşı karşıya kalabileceğimiz kanaatindeyim. Belirtmiş olduğum sebepler ve veriler nedeniyle. Elbette ki tabloyu tamamen değiştirecek farklı bir algının ortaya çıkması, farklı bir küresel piyasalara etki edebilecek farklı bir düşünce yapısının oluşması her şeyi değiştirebilecektir. Bu tür durumlara karşı da 100.600 seviyemizi stop loss sebebi ve seviyesi olarak sizlere bir kere daha vurgulamış olayım. Şimdilik hoşçakalınız, iyi akşamlar diliyorum. Hafta, pardon, iyi günler diliyorum. İyi bir haftanın son günü geçirmenizi diliyorum. Hafta sonu itibariyle daha ayrıntılı analizlerde bulunmaya gayret göstereceğim. Hoşçakalınız.